Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Akar, araştırma gemisi Oruç Reis'in faaliyet alanında tatbikat yapma kararı alan Yunanistan'a tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler başta olmak üzere kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Libya, Afganistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki birliklerin komutanı ve donanma komutanıyla video konferans da gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Akar, Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin menfaatlerini korumak için canla başla görevini sürdürdüğünü söyledi. Karadeniz'de bulunan gazınsa daha büyük stratejik teşebbüslerin dayanağı olacağına işaret etti. Hulusi Akar'ın gündeminde Türkiye'nin Mavi Vatan'da yaptığı aramalardan rahatsız olan Yunanistan'da vardı. Yunan Deniz Kuvvetleri son hamlesinde Oruç Reis sismik araştırma gemisinin sahasını kapsayan bir alanda tatbikat yapma kararı almıştı. Akar, saha ihlalini kapsayan bu hareketin iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmadığını söyledi. Yunanistan'ın hamlesinin seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir karar olduğunu dile getirdi. Bakan Akar'ın açıklamalarından sonra Türkiye'den Yunanistan'a Navtex misillemesi geldi. Türkiye, Girit'in güneyinde savaş gemileriyle 25 Ağustos Salı günü tatbikat yapacak. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Kıbrıs açıklarındaki hidrokarbon arama çalışmalarına 4 gün daha devam edeceği bildirildi. Bu nedenle sismik çalışma yürütülecek alan için 27 Ağustos'a kadar devam edecek yeni bir Navtex ilan edildi. İlan daha önce 23 Ağustos olarak duyurulmuştu.